Türk yazarı Fatih Altaylı, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın sonucu ve satış hakkındaki iddialarını aktararak Veys Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı diye başladı. Gerisi utanç vericiydi. Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar dedi. Türk yazarı Fatih Altaylı, Veys Ateş Ateş'le ilgili vahim iddialar başlıklı bir yazı yazdı. ZBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini telefonla aradığını söyleyen Altaylı, tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon yoruluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar diye belirtti. Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi. ''Dün öğle saatlerinde Dalaman civarında otomobildeyim. Telefon çaldığı tanımadığım bir numara. Uluslararası arama, bir Avusturya numarası. Tanımadığım numaralar açmayı pek sevmiyorum.'' Ama o Sturya kodunu görünce yeğenim orada okuduğu için belki o arıyordur diyerek açtım. Bir erkek sesi. Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz. Numaranızı bir gazeteciden aldım dedi. Fatih Bey bugünkü yazınız okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum dedi. Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim dedi. Veys Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı diye başladı. Gerisi utanç vericiydi. Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyonluk euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar akıl alır gibi değildi. Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın hafsalamın almayacağı bir durumdu. Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunun ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini iddia etti. Korkmaz'ı tanıdığı onca gazeteci varken bunu niye hiç tanışıklığı olmayan benimle paylaştığını sordum istediği kişiye bunu yazdırabileceğini ama benim çağrıma yanıt verdiğini söyledi. İlginç bir yanıttı. Sezgin Baran Korkmaz'ın Veys Ateş ile ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım. Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veys Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem. Keşke ilk gün çıkıp bunlar külliyen yalandır diyebilseydi. Keşke hem kendisinin hem de kendisine güvenenlerin onurunu koruyabilseydi. Bu satırları yazmaktan, hiçbir yerinde olmak istemediğim bu işe müdahil olmaktan, hayatımda tanışmadığım birinin iddialarını muhataplarına sormaktan bile utanıyorum. Keşke başkalarında da bu duygu olabilseydi.